Arkadaşlar merhaba, 11 Ocak 2023 Çarşamba günü İngiltere'de Linkfield'deyiz tekrar. Yabancı yarışlarda Linkfield Hipodromu'nda bugün sentetik kumda 7 koşulu bir program var. Değerlendirmelerimizi yaptık plase olarak, plase ayağı olarak. Birinci koşu 15.45'te start oluyor. Handikap bir koşuyla başlıyoruz. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burası 2 numaralı Father Measure, David Probert'la ve 3 numaralı Star Shiba, Daniel Musket'la 2 tane safkan olarak biz gözümüze çarpan bu 2 tane safkan oldu. Yeterli olarak görüyoruz. Bir Acclamation yavrusu, diğeri de English Channel yavrusu. Gayet kaliteli safkanlar. Bakalım burada bu 2 ve 3'ten bir tanesi veya ikisi aynı anda da girerse 2'ye katlanmış olur diyoruz. Yedil plesi ayağını bu şekilde 2 atla geçmeye çalışacağız. Altılı Gayen ikinci koşuyla beraber başlıyor. Handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar burada 1 numaralı Free Solo Safi Osborne'la her ne kadar 64,5 kilo da olsa arkadaşlar bu grubun bir tık üstünde son 3 performansında gördüğünüz gibi gayet iyi. Şimdi ya bunu tek atmak gerekecek. Bakın direkt Galileo yavrusundan gelme, onu da söyleyeyim size. Çok kaliteli bir safkan. Osborne'ların kendi antrenör ettiği bu babalarıyla beraber antrenör grubu var biliyorsun. Onun kızı bu Safi Osborne. Bilmeyenler için söylüyorum devamlı. Veya burada bütün atları yazacağız ama burada tabii 3 tane daha at var. Yani şimdi ya bir ya hepsi ama burada 4 atla da geçilebilir burası esasında. 5 numaralı Politics Muharrar yavrusu Daniel Musket'la. 6 numaralı Hulah Bahlu Bradley ile ve burada 2 numaralı Full Intention David Probert'la arkadaşlar. Şimdi bu 9 yaşında olan bir safkan bu tabii. Yani bu 3 at 5, 6 ve 2 de buna rakip olabilecek nitelikte safkanlar. Aşağıda Invisible Spirit yavrusu var onların arkasından. Çok zor kazanan bir safkan ama burada bu uygun grupta her şey olabilir biliyorsunuz. Yani o yüzden hepsi demeli sebebimiz o yüzden. 10 yaşındaki safkan gelmez dersiniz, gelir. Böyle de enteresan bir durum var. Ama biliyorsunuz yakın tarihleri seçen şu an İngiliz safkanlarından Uther Pendragon'u hatırlarsanız eğer. Yine o böyle 3'er gün arayla kazanmıştı. Burada 4 gün aralık bir durum var. Kısa mesafe var ortada. Çok dikkat, bu 1 numara ve biz alternatif bank olarak öneriyoruz veya 5, 6, 2 veya hepsi diyoruz. Üçüncü koşudayız. Altının ikinci ayağı şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da 6 numaralı Rabah Alternatif Banco Jim Crowley ile 225 gün aradan sonra çıkmış piyasaya. Bu kaliteli safkan. Dubavi yavrusu. Burada hani bu safkana kafa tutacak çok fazla at yok. Onu söyleyeyim, bizim bugünkü ikinci alternatif bankomuz. Bugün arka arka alternatif bankolarla giriyoruz olaya. Burada 5 numaralı More Than A Grey, Daniel Musket'la rakip noktasında. 3 numaralı Almuzen, Cameron Nobel'le Oasis Dream yavrusu. Bunların da arkasından 4 numaralı Hawaii's Rosa Ryan'la Mehmas yavrusu. 8 numaralı Lady Nagin, David Probert'la Kodiak yavrusu. 7 numaralı Shot of Love, Invisible Spirit yavrusu. Alistair Rawlinson'la ve 1 numaralı This My Dream Tony Fisher'la burada Camacho yavrusu arkadaşlar. Bunların hepsinin eğer 6'yı burada çektiğiniz anda, Rabah burada çektiğiniz anda buradaki bütün bu atların bir anda gelirleri oluyor. Yani 5, 3, 4, 8, 7, 1 numaralı safkanların burada bir anda geliri oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi buradaki en kaliteli safkan bu 6 numara Alternatif Banko. Dördüncü koşu, Handicap 4 yukarı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Evet, burada biraz at yazabiliriz. Burada 6 numaralı Capital Theory çok net bir birincilik serisi yaşattı sahiplerine. Burada Dr. G. Walker şu anda paraları hala saymaya devam ediyordur. Böyle 4 tane arka arka birincilikler. Capital Theory ilk atımız 1 numaralı Bayes Knot, Harry Burns'le. Ve 7 numaralı Silverscape, David Probert.
3 numaralı Oman, Rosa Ryan'a. Bu Avustralya yavrusu, bu da şampiyonların babası arkadaşlar. Avustralya yavrusunu tanıyanlar bilirler zaten. Oman. Ve son olarak 8 numaralı Dirham Emirati, Luke Morris'le arkadaşlar. Bu Arap Emirates'in para birimi dirhem, biliyorsunuz. Emirati dirhemi. Yani Türk lirası gibi bir şey ya, altın ismi, öyle düşünün. Bu da Emirati dirhem. Burası bu kadar yeterli. 6, 1, 7, 3 ve 8 burası için yeterli diye düşünüyoruz. 5. koşu handikap 4.40 yaş İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada bankomuz var. 7 numaralı Man on a Mission, Luke Morris'le banko arkadaşlar. 9 gün aradan sonra bu birincilik serisini devam ettireceğini düşünüyoruz biz bu sapkının. Bu grup biraz bir tık sert gelirse eğer, buradaki yukarıya doğru baktığımız zaman buradaki hemen hemen tüm safkanların bu atı geçme ihtimali olur. Eğer bu atın geleceğine inanmıyorsanız. Ama özellikle 3, 4 ve 5 numaralı safkan, yani Willy Post, Mixed Spirit ve Van Dutt burada. Yani diğer banko, alternatif bankoları kullanan arkadaşlar buraya at yazacaksa 3, 4 ve 5'i mutlaka kuponlarına çakmaları gerekiyor. Onu söyleyeyim size. Burada yani 3, 10 yaşının olduğuna bakmayın. Bir şekilde bu Carroll'ların antrenör ettiği ünlü antrenör grubunlar safkan. Evet, burası 7 banko diyoruz veya 3 4 5'te arkada rakipleri. 6. koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada da 2 numara banko Downtown Dubai Exceed XL yavrusu, Exceed'den XL yavrusu Daniel Muscat biniyor. Çok net bir banko bu. Bunu kolay kolay değiştirmeyiz. Burada Şeyh Hamdan bin Mahmut, Charleston Biber. Evet, Downtown Dubai 2 numara banko. Son ayakta şimdi 7. koşu handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Evet, burada hemen sıralamamızı verelim. 6 tane at var. 6 numaralı Cardinia, Alistair Rawlinson. 7 numaralı Goldsmith, Crane O'Neill. 1 numaralı Hashtag Me Too, Safiye Osborne. 3 numaralı Land of Eagles, burada David Probert. 4 numaralı One Step Beyond, Ryan Ingram. Ve 5 numaralı Rockville Angel, Clifford Lee. 6, 7, 1, 3, 4 ve 5 dedik. Arkadaşlar, Uther Pendragon çok kuvvetli bir at. Bu grup onun için biraz zor olacaktır. Dileyenler yazabilir ekürleri. Ha, belki burada 2 numara William Carver'la Sir Lancelot yavrusu. Belki bir iş yapabilir, yani onu da söyleyeyim. Ama bu tarz Pentagon için bu grup o kadar kolay değil. Ama dileyenler bunu da yazar. Bu at bize para kazandırmış bir at sonuçta. Yani ha 6 at, hadi 7 at, 8 ve 2 ekürleri de buraya ilave ettik mi burasını kapatmış gibi oluyoruz zaten. Evet arkadaşlar, burası 6, 7, 1, 3, 4, 5, 8 ve 2 olarak fazla fazla at yazmış olduk. Linkfield Park'la ilgili görüşmemizin sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.